Değerli konuklar, şimdi sizlere hitap etmek üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Malzeme Üretim Tesisi Açılış Töreni programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem, zırhlı muharebe araçları ve Boran 105 taşınabilir obüslerin ülkemize, savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu ürünlerin geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi tebrik ediyorum. Eskilerin hazır ol cenge, eğer ister isen sulhü salah diye ifade ettikleri gibi günümüzde barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazırlı olmaktan geçiyor. Geçmişte İstanbul'un fethi sırasında ürettiğimiz toplar ve aynı asırda yapılan tüfekler başta olmak üzere bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri elbette yaşadık. Ancak daha sonra savunma sanayimiz gerilemiş, büyük ölçüde dışa bağımlı hale gelmiştir. Sultan II. Abdülhamit döneminde yerli silah sanayi için başlatılan atılımlar, kurulan fabrikalar, geliştirilen sistemler, Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini yeniden atalete bırakmıştır. Kıbrıs çıkarmasında yaşadığımız acı tecrübeler bize bu konudaki eksiğimizin vahametini tüm çıplaklığıyla göstermiştir. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar, hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hamdolsun verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer aldık ve alıyoruz. Hiç şüphesiz savunma sanayimiz içinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz Tophane-i Amire'den bugüne kadar imalat-ı harbiye ruhu ile üretim yaparak şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı harbiye Kurtuluş Savaşı yıllarında tezgahlarını cepheden cepheye taşıyarak fedakar ustalarıyla derme çatma atölyelerde cephane üretmiştir. Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz da yerli ve milli imkanlarla ordumuzun silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir. Bugün de kurumumuz 5.56 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen dünyadaki tek yapıdır. Kurumumuz bünyesindeki çelik fabrikasında namlu çeliğini, pirinç fabrikasında mermi kovanlarını, barut fabrikasında sevk barutlarını, roket fabrikasında roket yakıtlarını ve harp başlıklarını üretiyor. Mühimmat fabrikasında uçak bombaları ile tank, obüs ve havan mühimmatları, fişek fabrikasında her türlü tabanca ve tüfek fişeği üretimi yapılıyor. Ağır silah fabrikasında tank, obüs ve havan silahları, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava savunma sistemlerine kadar çeşitli tiplerde
silah üretimi gerçekleştiriliyor. Bugün de enerjetik malzemeler denen RDX, HMX ve CMX üretim tesisiyle modüler barut üretim hatlarını kurumumuza kazandırıyoruz. Ayrıca yine bugün burada yeni nesil elektrikli hibrit sistemle çalışan ve kısaca EZMA denen elektrikli zırhlı muharebe aracı ile Boran 105 milimetre taşınabilir obüsünü de kamuoyuna tanıtıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesisle Türkiye dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu RDX, HMX ve CMX gibi patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Ülkemiz uçak bombalarında yeni nesil mühimmatların dolumunda füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler ve maruz kaldığımız gizli açık ambargolar bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz verdiğimiz talimatla hemen kolları sıvadı. Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlar ve milli teknolojiyle kamu özel işbirliği yöntemiyle bu tesis kuruldu. Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda hamdolsun kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde Süper Lig'e çıktık. Bugün ayrıca Fırtına ve Panter gibi obüslerimizin sevk sistemi olan modüler barut üretim hatlarımızın da açılışını yapıyoruz. Bu tesiste yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Teknoloji paylaşımı için milyonlarca dolar bedel istenilen bir sistem mühendislerimiz tarafından %100 yerli teknolojiyle çok kısa sürede üretildi. Değerli misafirler, dünyada artık askeri araç teknolojileri hızla değişiyor. Yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı. Türkiye'nin askeri araçlarda özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkanına kavuştuk. Bizim mühendislerimiz M133 askeri zırhlı personel taşıyıcı araçları elektrikli motor ile çalışan hibrit hale getirdiler. Uzaktan kumanda ile insansız çalışabilen ve 27 tane çok zorlu askeri testi başarıyla geçen kısaca EZMA denen bu elektrikli zırhlı muharebe aracımız artık silahlı kuvvetlerimizin emrindedir. Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren EZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bugün burada şahit olduğumuz bir diğer yenilik de Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat tasarladığı, çağ açıp çağ kapatan şahi toplarının devamı niteliğindeki Yavuz ve Fırtına silah sistemleridir. Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen Sahra topunu 1868 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz kendi sınıfının en iyisi olan Boran obüsünü yaptılar. Boran obüsü 105 milimetre çapı ve helikopterle havadan taşımaya uygun
1750 kilogram ağırlığı bir dakikada atışa hazır hale gelebilmesi, dakikada 6 atış yapabilmesi özellikleriyle bilhassa komando birliklerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bugün burada ayrıca yeni geliştirilen platform makinalı tüfeği de inceleme fırsatı bulduk. Bu yeni makinalı tüfeğimize PMT-76-57A ismi verilmiştir. Makinalı tüfeğin ismindeki 57A ibaresinin özel bir anlamı vardır. Bu ifade tüfeğimizin isminde Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşi ile şehit düşen 57. alayın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır. Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde bir kez daha Çanakkale şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla, hürmetle yad ediyoruz. Özellikle belirtmekte fayda gördüğüm bir diğer üründe 2017 yılında şehit olan üsteğmenimiz Ozan Olgu Köreke tarafından tasarlanan Ozok el bombasıdır. Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuz bu projeyi aldı, geliştirdi ve üretmeye başladı. Evet, hayata geçirilen bu projeler imalat-ı harbiye ruhunun günümüzdeki yansımalarıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında defalarca doldurulup tekrar cepheye gönderilen gazi kovandan çok şükür bugün termobarik mühimmat üretebilir hale geldik. Değerli misafirler, tüm bunlar elbette önemlidir. Ama önümüzde yapacak daha çok işimiz var. Mesela 2 yıl önce başlanan deniz topunun, bu yıl başında başlanan yakın hava savunma sisteminin, T-155 fırtına obüslerinin, hibrit güç ve tahkik sistemlerinin yazılım ve donanımlarının bir an önce tamamlanmasını bekliyorum. Aynı şekilde diğer alanlarda da bir an önce bitmesini dört gözle beklediğimiz pek çok proje bulunuyor. Bunun için savunma sanayimizin artık yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Özellikle de sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun süratle yeniden yapılanması gerekiyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun özel sektörle yakın işbirliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Tamamlanan projelere ülke içinden ve ülke dışından gelen yoğun talep, atılan her adımın, geliştirilen her teknolojinin, üretilen her ürünün karşılığı olduğunu gösteriyor. Hedeflediğimiz etkinliğe, hıza ve kaliteye ulaşabilmesi için bu kurumumuz silah, mühimmat, roket patlayıcı, kimyasal makine malzeme başlığı altında toplanan tüm gruplarda özel sektör esnekliğiyle çalışmalıdır. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesen değil, onları destekleyen ve teşvik eden bu yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız. Özellikle bir kez daha açılışını yaptığımız tesisin geliştirilen hibrit sistem zırhlı muharebe araçlarının, geliştirilen Boran 105 taşınabilir obüsünün hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sözlerime son vermeden önce memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Buradan onları da ifade etmek istiyorum. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız
bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Onunla ilgili düzenleme mecliste varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. Tescomp ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca Tescomp kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere Tescomp tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine mecliste uzlaşmayla görüşülüyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin Nisan başından Haziran sonuna kadar uzatıldığını da bir süre önce zaten açıklamıştım. Diğer yandan KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek öncelikle COVID salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyor. Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece esnaflarımıza, işletmelerimize, iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni tensip buyurursanız bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Günün anısına hediye takdimi daha sonrasında da kurdele kesim töreni için efendim. Günün anısına hediyelerini arz etmek üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı ve Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Sayın Yasin Akdere'yi tekrar huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyeden bahsedelim. Bu hediye Fetih Suresi 28. ayet tablosu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Teşekkür ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Makine ve Kimya Endüstrisi Enerjetik Malzeme Üretim Tesisi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup hizmete açacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, efendim Genelkurmay Başkanımızı, Kuvvet Komutanlarımızı, Savunma Sanayi Başkanımızı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Ve genel müdürümüzü de sahneye davet ediyoruz. Evet, şehit Ozan kardeşimizin ailesini de sahneye davet ediyoruz. Ve yatırımcı iştiraklerden Sayın Ekrem Topal Bekiroğlu'nu da sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Hazır mıyız? Sesiniz çıkmıyor. Hazır değilsiniz galiba. Hazır mıyız? Evet, bu muhteşem eserler başta silahlı kuvvetlerimize, ordumuza, milletimize, insanlığın saadeti, barışında kullanmak üzere hayırlı olsun diyoruz ve kordelayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Makaslar sizin. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız Makine ve Kimya Endüstrisi Enerjetik Malzeme Üretim Tesisi'nin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup milletimizin, ülkemizin hizmetine sunmuşlardır. Bu hizmetin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz ve teşriflerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve Zat-ı Devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim.